arabayla kapıya geldiği günler gelecek. Biz Taksit Otoğal olarak ikinci elde sıfır havası yaratmaya çalışıyoruz. Yani bugün Türkiye'deki en önemli kriterlerden bir tanesi araba alırken hep kafasında bir soru işareti. Acaba kandırılacak mıyım, affedersiniz? Yani acaba bana bir şey yapacaklar mı? Bu endişe hatta karikatürize edilmiş. Yani arkada ayı postu olan bir galerici işte kötü davranıyor falan filmlerde böyle. Bunu kırmaya gayret ediyoruz. Çok zorlandık ama onu söyleyeyim. Yani kafa yapısı insanların çok zor değişiyor. 14 gün iade garantisi getirdik. Tam kilometre garantisi getirdik. Bunları sektöre ilk getirenlerdeniz. Ama her şeye rağmen koca bir soru işareti var. Yani ya kandırılıyorsam korkusu hep var. İnşallah aşacağız bunları. Şimdi az önce bir çip krizinden bahsettiniz. Evet. İkinci el satışları olumsuz mu etkiler ya da nasıl etkiler? Şimdi, neyi kastediyoruz çip krizi derken? Ayşegül Hanım, Türkiye'de arz talep dengesi şaştığı zaman ne satarsanız satın. Bugün yani yoğurda talep olsun, yoğurt kapakları azalır ve dolayısıyla yoğurt pahalanır ve yoğurt satamamaya başlarsınız. Şimdi yenisine koyamadığınız, yenisini yerine koyamadığınız bir ürünü satamazsınız. Bu bütün ekonomi de böyledir. Arz talep dengesiyle alakalı. Arz ve talep dengesi bozuldu. İnanılmaz bir talep var. Yani pandemiden kaçışla alakalı. Ama karşısına yenisini koyamıyorsunuz. İşin ilginci, 100 bin liraya bir araba satıyorsunuz. Kar ediyorsunuz. Aynı arabayı geri dönüp almak istediğiniz, yerinize koymak istediğinde 110 liraya alıyorsunuz. Bu sefer yukarı doğru bir hareket var. Çünkü yerine koyacağınız emtiyaz yok, karşılığı yok. Bu çok kötü. İşte enflasyon böyle oluşuyor. Bununla alakalı dediğin gibi yani acil önlem almamız lazım ülke olarak. Devlet tabii kendi, yani devletimizin kendi bir para politikası var. Onun kafasında bir şey var ama bana göre bir sene, iki sene dişimizi sıkacağız. Sonrasında her şey daha güzel ve müreffeh olacak. Yani evet, ikinci elin nefis ilgi var ama karşılığındaki satacağınız ürün yok. Ve pahalanıyor. Giderek pahalanıyor. Onun bir regüle olması lazım. Sizden ne kadar çok olursa fiyatınız o kadar az olur. Yani böyle bir durum var. Yok, karşılığı yok. Yani hani X marka bir arabanın bugün satıyoruz, yenisini koyamıyoruz gibi. İnşallah düzelecek. Şimdi dediniz ya, dünya farklı bir yerde. Sektörde biz daha geriden geliyoruz. Evet. Pandemi ancak farklı bir yerde olmasına rağmen benzer sorunları yaşatıyor mu dünyadaki piyasaya da? Tabii ki. Yani bugün baktığınız zaman birçok ülkede sıfırlar, başta sıfır çok büyük problem yaşıyor. İkinci el Avrupa'da başka bir yere gitti. Yani bizden bir tık öndeler. Neden öndeler? Çünkü fiyatlar daha erişilebilir orada. Almanya'da vesaire daha erişilebilir rakamlar var. Hizmet çok farklı bir yere gitti Şogül Hanım. Yani bugün İngiltere'de, bugün Türkiye'de örnekleri başladı. Kapıya tam teslimat, kapıya tam teslimat. Ve 14 gün sebepsiz cayma hakkı veriliyor. Yani artık insanlar oturduğu yerden, Türkiye'de de büyük bir kurumsal şirket başlattı bunu. İnşallah bizim de radarımızda var organizasyon. Kapıya gidecek araba. Kişi oturduğu yerden arabasını satın alabilecek. İsterse cayabilecek. Artık dünya buraya gidiyor. Pandemi işi buraya götürdü. Nasıl evinizde süt söylüyorsanız arabada söylemek hakkınız. Kesinlikle öyle. Tabi bunun için önemli bir montaj ve güç gerekiyor. Türkiye'ye giren grup çok ciddi bir yatırımla girdi. İngiltere'de birçok kulübe sponsor olan bir girişim. Bunu başlattı. İnşallah Türkiye'de de bunun örneklerini göreceğiz. Yani marketçilikte gördük. Marketçilikte 6 senelik bir marka 60 yıllık büyükleri domine etti. Aynı şekilde e-ticarette de meşhur hanımların en çok kullandığı o uygulama. Evet. Yani bugün 14 milyar dolar değerlemeye geldi. Bu BIST 500'deki bütün şirketlerin tamamından büyük demektir. Ben birçok şeyin şekil değiştirdiğini ve